Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yöresel bir lezzetimiz olacak. Adana'mızın meşhur etli patlıcan dolmasını yapacağız. Ve bu lezzetimiz annemin ellerinden olacak bugün. Çok lezzetli bir yemek. Böyle mor patlıcan içerisinde bol nohut ve bol ekşi. Anlatmak yetersiz diyeyim size. Kesinlikle tadına bakmanız gerekiyor. Bu lezzetin nasıl muhteşem bir şey olduğunu anlamak için. Evet, hemen yapımına geçmek istiyorum. Bize dolmalık patlıcan gerekli. Biz 5 kilodan yaptık ama vereceğim ölçüleri azaltarak kendinize göre yapabilirsiniz. İlk olarak patlıcanları yıkayıp başını keseceğiz ve ardından patlıcanları soymadan oymaya başlıyoruz. Yalnız çok fazla eti bırakmamaya dikkat edeceğiz. Oymuş olduğumuz patlıcanları bol tuzlu suda yıkayacağız. Bu nedenle geniş bir kabın içerisine 2 tatlı kaşığı tuz alıyoruz ve üzerine biraz da su. Hemen şunu da belirteyim. Tuz olarak tercihim kaya tuzu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanları bu bol suyun içerisine, bol tuzlu suyun içerisine alıp içini de dışını da güzelce yıkıyoruz. Evet, patlıcanlarımızı hazırladık. Şimdi dolmamızın iç harcını hazırlayalım. Bize 850 gram et gerekli. Kuzu veya dana fark etmez ama karıştırabilirsiniz de lezzetli olacaktır. Kıyma kullanabilirsiniz. Yani görmüş olduğunuz şekilde bıçak kıyması yapmak istemiyorsanız kıyma koyabilirsiniz ama iri gözden tek çekim yaptırın lütfen. Bıçakla eti doğramak zor mu? Hayır, tabii ki zor değil. Sadece biraz vakit alıyor ama el alıştıktan sonra inanın çok kolay. Ve şunu da söyleyebilirim. Kıymadan ziyade satır kıyması dediğimiz eti koyduğunuz zaman dolmamızın lezzeti bir başka oluyor. Evet, etimiz de hazır. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğradık. Hemen geniş bir tepsinin içerisine alıyoruz. Üzerine de yine küçük doğramış olduğumuz domatesleri ilave ediyoruz. Yaklaşık olarak 8-9 tane orta boy domates kullandık. Haşlamış olduğumuz nohutu ekliyoruz. 1,5 su bardağından biraz fazlaydı. Nohutun hemen ardından yıkayıp suyunu süzmüş olduğumuz pirinci ekliyoruz. 5 su bardağı pirinç kullandım. Bal dolması gerekmiyor. Hemen bunu da belirteyim. Yarım su bardağından bir parmak fazla da sıvı yağ ekliyoruz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı tepeleme olacak yalnız biber salçası. Ben bu aşamada eklemeyi unuttum. Bir adet yalnız iri limonun suyu, yani 2-3 yemek kaşığı yeterli. Tüm malzemeleri güzelce harmanlıyoruz. Küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Dolma yaparken bazen, her zaman oluyor diyemeyeceğim ama bazen iç harcımız az olabiliyor veya artabiliyor. Bunu tamamen ortadan kaldırabiliriz. Nasıl derseniz, kullanacağımız her patlıcan için bir yemek kaşığı pirinç kullanarak, yani şöyle diyeyim, 10 tane patlıcandan mı hazırlayacağız dolmamızı? O zaman iç harcımızı 10 yemek kaşığı pirinçten hazırlayacağız. Şimdi sıra geldi patlıcanları doldurmaya. Yalnız ağız kısmına kadar lütfen doldurmayalım. Ağız kısmından bir parmak eksik olacak şekilde dolduruyoruz. Dolmamızı yaparken patlıcan seçimi çok önemli. Küçük patlıcan olması yemeğin lezzetini artıracaktır. İri patlıcanları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bir de patlıcanları oyarken çıkan başı kesinlikle atmıyoruz. Birazdan göreceksiniz, patlıcanları kapatmak için onları kullanacağız.
Doldurmuş olduğumuz patlıcanları hemen tenceremize yerleştiriyoruz. Ağız kısmını görmüş olduğunuz şekilde kapatıyoruz. Dolmaları yerleştirdikten sonra üzerini dolma taşı ile kapatıyoruz. Eğer dolma taşınız yoksa tabak ile de üzerini örtebilirsiniz. Hemen ardından dolmamızın üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Tenceremizi ocağa alıp dolmamızı pişirmeye bırakıyoruz. Hemen şunu da belirteyim. Suyumuz kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ise kısık ateşe getirip suyunu kontrol ederek pişirelim lütfen. Yemeğimiz pişerken biz üzerine gezdireceğimiz sosu hazırlayalım. Bize 10 deş sarımsak ve 1 yemek kaşığı kuru nane gerekli. İkisini bir arada dövüyoruz. Tabii bu işlemi havanda yapmak daha kolay olacak. Evet, yemeğimiz pişti arkadaşlar. Görüntü muhteşem. Dönmüş olduğumuz sarımsaklı naneyi üzerine gezdirmeyin. Ne yapacağız? Yemeğimizin suyundan öncelikle dövmüş olduğumuz kaba aktarıyoruz. Sosumuz şimdi hazır. Yemeğin üzerine gezdirelim. Kapağını kapatıp yaklaşık olarak bir 15 dakika kadar dinlendirelim. Ardından da servis edelim. Ben böyle sıcak sıcak yemeği çok seviyorum. Servis ederken yanında sadece yufka ekmek ister diyeyim sizlere. Başka hiçbir şeye gerek yok ve kaç tane yediğinizi anlamadan yiyeceksiniz. Bu güzel lezzeti deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.